Bugünle alakalı duygu ve düşüncelerinizi sizden öncelikle alabilir miyim? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim Malatyalı olarak Malatya günleri düzenleyen MASKOP İş Adamları Derneği olarak yani bizi davet ettiler. Biz de Malatya'dan kalkıp buraya geldik. Hamdolsun bir kalabalık var. Çok güzel bir sirkülasyon var. Bizim için etkili oldu, güzel oldu. Lakin bir üzüldüğüm bir nokta var. Bize Malatya günleri diye çağırdılar ve Malatya esnafı gelecek dediler. Geldiğimde sadece 5 tane Malatya esnafı gördük. Geri kalan hepsi burada mega kentin ya da ramenin insanları olduğunu gördük. Her hafta düzenli böyle fuarlara katılan insanlar olduğunu gördük. Tabii bu bizi bağlamaz. Yani bu herkese kendi yakışını, herkes kendine yakışını yapar. Ama biz üzüldük. Çünkü biz Malatyalı olarak hani Malatyalı esnafın gelip burada bir faydalanması isteriz. Benim iş yerim yıkıldı. Evim ağır hasarlı. O da gitti tabii. Allah'tan üretim yerimiz devam ediyor. Yani bir döngümüz var çok şükür. Ama sonuçta buraya Malatya günleri olarak geldiğimize göre Malatyalı esnaflar isteriz. Çünkü buraya gelen bütün müşteriler Malatyalılar geliyor ve Malatyalıları görmek istiyor. Malatyalı ürünleri almak istiyor. Yani hazır Kastamonu'nun burada ne işi var değil mi? Mesela Maraşlı'nın burada ne işi var? Ya da adama soruyoruz, sucuğun Malatya'da ne işi var? Değil mi? Sucuğun Malatya'da ne işi var yani? Velhasıl kelam, bundan dolayı üzüldük. Ve bundan dolayı da şikayetçiyiz. Yoksa çok şükür işimiz güzeldi. Kalabalık bizi kabullendi. O yüzden de teşekkürlerimi sunuyorum. Burada nasıl teşekkür ediyorum. Böyle sesimizi duyurduğunuz için inşallah duyarlar. Diğer sefere böyle bir hata yapmazlar diye bekliyoruz inşallah. Peki Malatya'daki son durumla alakalı iş yerimiz yıkıldı dediniz. Bu iş yerlerinin yıkımıyla ilgili ne gibi geri dönüşler aldınız, çalışmalar aldınız? Şöyle söyleyeyim, Malatya'nın bizim bulunduğumuz merkez biraz altı sulak. Şu an iş yerleri yıkılan yerleri şu an ekiyorlar. Yani yeniden yapmaya çalışıyorlar ama 2 metrede bir su çıkıyor. Yani bu da çok büyük engel oluyor. Malatya çok altı sulak olduğu için çok büyük bir engel. Ama şehrin yani merkezini biraz şehrin dışına doğru yani kaydırabilirler ama o da biraz yavaş çalışıyorlar, çok ağır çalışıyorlar. Yani tabii burada devletin suçu yok. Yani direkt suçlamıyorum ama çünkü 13 il etkilendi nerede baksan ama Malatya çok ağır etkilendi. Çünkü Malatya'da ağır hasar çok. 32 bine yakın ağır hasarı var, daha yıkılan 9 bin. Yani şu an 1-2 yıl diyorlar ama mümkün değil. Yani ben Malatya 10 yılını görmüyorum esnaf olarak. Şu an orada bir kiralık yer buldum. Zor bela açıyoruz ama normalde depremden önce sallıyorum 50 lirayken şu an onlar 300-400 lira istiyorlar kira. Hepsi bir rant içine girdi bu sefer. Ama Malatya'nın yıkım olarak çok büyük yani zaman kaybı olacağı göz önünde. Merkez de yok oldu. Zaten Malatya'nın beyni yok olunca, iş yerler yani yok olunca ister istemez çok büyük etkileniyor. Özellikle de nüfus olarak çok büyük ciddi bir kayıplar yaşandık merkezde. İnsanlar köylere çekildi. Köylere çekilmeyenler de mecburen il dışına gitti. Yani Malatya'nın maalesef şu an durum böyle. Hatay'a bakarsak, Adıyaman'a bakarsak çok büyük yıkımlar oldu. Ama hemen yerine dönüşünü yapabilirler ama Malatya öyle değil. Malatya çok etkilendi. Çok ciddi bir Malatya'da kayıp var yani onu söyleyeyim.